Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün FV215B'yi inceliyoruz. FV215B seviye 11 İngiliz ağır tank arkadaşlar. Seviye 10'da çok fazla kullanılmıyor, çok fazla görmemişsinizdir. Çünkü bunun sebebi tahvil alınması ve tahvil alırken 20.000 tahvil vermeniz. 20.000 tahvil gerçekten çok fazla bir değer. Ve tahvil dükkanına baktığınızda alınabilitesi en düşük tanklardan biridir belki. Net söylüyorum bunu. Oynaması çok zor. Ve bu tahvile değer mi? Vereceğiniz 20.000 tahvile değer mi? Kesinlikle değmez. Peki ben bu tankı niye anlatıyorum? Bu tankı niye açıklıyorum? Çok saçma oldu değil mi? Yani dedim ki tank kötü kötü, böyle kötü, şöyle kötü. Bak değmez almayın ama bu tankı da açıklıyor. İlginç. Aslında beni cezbeden çok fazla tank yoktu. Aşağı yukarı buradaki tankların çoğuyla ya da buna benzer tanklarla oynamıştım. Ve bir değişiklik olsun diye bu tankı aldım. Ve aldıktan sonra da iyi ki aldım dedim. Çünkü tank normal bir ağır tank gibi değil de bir orta tank gibi. Zaten World of Tank'ın da açıklamasında destek amaçlı ağır tank diye geçiyor sınıfı. Belirgin özelliği topu, hareket kabiliyeti, hızı ve muazzam bir nişanı. Muazzam bir nişanı. Conqueror'un topuna çok fazla benziyor. Fakat tek farkı taretinin hızlı dönmesi ve nişanının 100 metre dağılımının ve hareket halindeki dağılımının çok daha az olması. Conqueror çok yavaş bir tank. Bu o kadar yavaş değil. Hareket kaybeti çok daha fazla bunun. FB215B'nin hareket kaybeti çok daha fazla Conqueror'a göre. Şimdi kısaca bir tankı tanıyalım. Tankımız nasıl bir tank görelim. Ardından da eksiklerini ve artılarını söyleyeceğim. Aslında artılarını ve eksiklerini kabaca söyledim ama neyse. Ateş gücüne baktığımızda tankımızın 6.52 saniyede ateş eden bir topu olduğunu görüyoruz. Bu topun 1.47 saniyede nişan aldığını ve 100 metrede de 0.29 dağılım değeri olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar gerçekten ağır tank için muazzam bir değer. 3.681 bendeki donanımlarla aracımızın dakika başına hasarı. Topumuz -1 derece eğiliyor. Yani biraz daha fazla olabilirdi. 15 derece yukarı kalkıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bu gayet iyi. Arkadan taretli bir tank. Bu anlamda oynaması gerçekten çok zor bir tank. Ama asıl zorluğu bu yaratmıyor. Asıl zorluğu dayanıklılığı yaratıyor. Şimdi dayanıklılığına bakıyorsunuz. Evet, aynı Conqueror gibi 152 mm ön zırh, 102 mm yan zırh ve 76 mm arka gövde zırhı. Kule zırhına baktığımızda 254 mm güçlü bir kulesi olduğunu görüyoruz. Yanlar 152 mm, gayet iyi. Arka zırh yine 102 mm. Bu şu anlama geliyor. Sizin orta tanklar sizi sarmaya çalıştığında hareketli olduğunuz takdirde ve manevra kabiliyeti iyi olduğu için bunu kullandığınız takdirde çok rahat delinemeyeceğiniz anlamına geliyor. Niye? Hareketli bir tankı delmek zordur. Sabit bir tankı delmek kolaydır. Tankın ne kadar zırhı olup olmaması evet etkilidir ama hareketli tank her zaman çok 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 daha zordur. 2840 can puanı var. Bendeki iyileştirilmiş sertleştirme ile birlikte. İyileştirilmiş sertleştirme olmadan sanırım 2500'lerdeydi canı. Bu da gayet makul bir can arkadaşlar. Ben iyileştirilmiş sertleştirme katarak diyorum. Takarak tankın biraz daha canını arttırarak hayatta kalmasını daha fazla sağlamaya çalıştım. Ama burada dayanıklılık açısından hemen geldik. Hemen onu konuşalım. Hiç atlamayalım. Burada işte zayıf nokta burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu tankımız çok ciddi bir şekilde yanma. %20 alev alma yanma ihtimali var. Bu ciddi anlamda yüksek bir değer. Gördüğünüz gibi fuel tankımız turuncu ve tankımızın önünde. Onun hemen yanında sürücümüz var ve onun arkasında da engine, motorumuz var. Ve bir de arkada ne hikmetse bir motor var, onu anlamış değilim. Bir de arkada motor var. Yani tank alev almaya çok müsait. Neredeyse dediğim tüm hasarlarda motorum ya da benzin depom hasar görüyor. Yandığım maçta epey fazlaydı. Bundan dolayı işte bu tankın zayıf noktası burada ortaya çıkıyor. Bu ciddi anlamda yanma ihtimali ve benzin deposunun motorun önünde olmasından dolayı. Gizlenmeye hiç gelmeyeceğim. Direkt hareket kabiliyetine geleyim. Hareket kabiliyeti 34 km ileri hızı var. 12 km geri hızı var. Bir ağır tank için aslında gayet tatmin edici. Burada dikkat etmeniz gereken şey 43.86 dakikada döndüğü derece. İnanılmaz bir derece. Saniyede 43 derece dönüyor tankınız. Bu muazzam bir derecedir arkadaşlar. Yani bir orta tank kadar hızlı dönebiliyorsunuz. Bu çok çok önemlidir. 950 beygirlik bir motorunuz var. Özgür güce 13.51 ton başına. Conqueror'a çok benzer bir tank. Zaten İngiliz mühendisleri de Conqueror 2 üzerine
inşaat bitirdiler bu tankı. O mimariden gittiler. Fakat hiçbir zaman taslak tam öteye geçemedi bu tank. Konkur'a baktığınızda bakın Konkur'u çok seven arkadaşlar var. Hastası olan insanlar var bu tanka. Çünkü oynaması kolay bir tank. Şu anlamda oynaması kolay bir tank. Ön alt zırhını sakladığınızda bu tank kolay kolay yemiyor. Şuradaki açı sağ olsun ve taretin muazzam tareti ve gördüğünüz gibi boşluklu zırh olayı da var arkadaşlar. Bu anlamda da heşmermileri kolay kolay içeri sokamıyorsunuz. Ama bu Conqueror'un en büyük dezavantajı hızı. Dönüş kabiliyeti ve hızı. Burada hızı demek yanlış olur. Belki aynı hızdalar. Dönüş bakın 27 derece dönüyorsunuz. Çok büyük bir problem bu. Çok büyük bir problem. Şimdi konumuz Conqueror değil ama eş ve benzer tanklar olduğu için karşılaştırmak istedim. Şimdi kağıt üstünde karşılaştırdığımızda Conqueror ve FV'yi gördüğünüz gibi her yönden neredeyse Conqueror'dan üstün. Hatta her yönden üstün diyebilirim. ISD'ye geldiğimizde bakın ben ISD'yi de attım bir tane. En popüler tanklardan biridir. En rahat oynanabilir tanklardan biridir ISD'de. Hız ve diğer şeyler açısından. ISD'nin dayanıklılığı çok fazla. Ve hareket kabiliyeti gördüğünüz gibi muazzam. Ama ileri hareket kabiliyeti muazzam. Gizlenmelere falan hiç bakmaya gerek yok ama yine öne çıkan bir nokta tespit. Çok fazla spot hasarı verdiğim oluyor maçlarda. Ben özellikle Conqueror'la karşılaştırmak istiyorum. ISD'yi bilerek koydum. Hani tamam kardeşim Conqueror'u geçti de yani ne yani çok iyi bir tank mı? Bakın tekrar söylüyorum oynaması çok zor bir tank. Oynaması çok zor bir tank. ISD'yi de karşılaştırmamızda hareket kabiliyetine bakalım. ISD'de. Şimdi ileri hızı muazzam yüksek ISD'nin gördüğünüz gibi. Özgür güç de çok fazla. Zaten motoru da çok güçlü ISD'nin. Fakat ISD'nin yine ciddi sıkıntısı hareket kabiliyeti genel olarak fazla ama manevra kabiliyeti diyelim biz buna isterseniz. Kendi ekseni etrafına dönemiyor ISD. Bu da sizin med tanklara karşı biraz savunmasız bırakabiliyor çoğu zaman. İşte Conqueror ISD manevra kabiliyeti azken FV215B manevra kabiliyeti olarak bir orta tanka aratmıyor neredeyse. ISD'yi kapatalım. Artık ISD ile şu topu da gösterelim. Topu da gösterelim. Şimdi 100 metre dağılma. Bakın ne kadar yüksek. Aradaki farklara bakın arkadaşlar. Çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Gördüğünüz gibi FV215B bu atıl, arkada kalmış, kimsenin bilmediği, kimsenin oynamadığı, oynamaktan korktuğu, korkarak birkaç maç yapıp sonra tankı tozlu garajda bıraktığı tank aslında Conqueror'dan çok 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 üstün bir tank kağıt üzerinde. Tabi dezavantajını da söylemiştik. Alev alması. Çok rahat alev alması. Evet, FV215B böyle bir tank. Tekrar söylüyorum, karar size ait. Alıp almak konusunda ben özellikle böyle arkada kalmış, atıl kalmış tankları oynamaktan keyif alıyorum. Tank manevra kabiliyetinin çok yüksek olduğu bir tank. Hareket kabiliyetinin çok yüksek olduğu bir tank. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Ne kadar az kullanılırsa bir tank, insanlar o tankı o kadar az biliyordur. Ve benim burada en çok yaşadığım olaylardan biri, insanlar bu tankı, oyuncular bu tankı çok fazla bilmediği için ne yapacaklarını, nereye ateş edeceklerini, ben nasıl mücadele edeceklerini bilemiyorlar. Şimdi burada Pilsen haritasındayız. Burada yaşadığım bir olay var. Orada ne demek istediğimi çok iyi anlatacağım size. Hani diyorum ya oyuncular alışkın olmadığı tankları ne yapacaklarını, nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. O tankın karakteristiğini bilmedikleri için de çok ciddi failler yaşayabiliyorsunuz. 430 görüyorsunuz yakında hemen dibimde. Şimdi 430 diyor ki ben burada durmayacağım. Şu kapıdan bakacağım. 277'yi arkalamak istiyorum diyor. Ben de diyorum ki sen oraya yalnız gitme seni yerler. Çatır çatır yerler. Çünkü sağ çaprazda burada bir tane T30 var. Ve hemen yanında da Charfutter var. Hasar yedi zaten. T30'dan 650 hasar yedi. Sanırım T30'dan yedi. Başka bir tank vurulmayacaktır. O derecede sert bir şekilde. Ve burada Behçet ve 277 de T30'un çok rahat alabileceklerini bildikleri için basıyorlar. Onu rahatsız ediyorlar. Ve ben de çok fazla rahatsız etmeleri için bilerek gidip proxy spot'tan kendimi spotlatıyorum ki şunu bilsinler. Ha biz bu T30'a basar. Biz bu T430'a 30'a basarsak yanında bir tank daha var. İşimiz kolay olmayacaktır. Bunu anlamalarını istiyorum. Şimdi olaylar bundan sonra gerçekleşiyor. Tek bir olay var.
olaylar derken aslında tek bir olay var. Şimdi topumuzun ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Slalom yapan bir T30'a vuruyoruz. Ve hiç istediğimizi bozmadan geri geliyoruz gördüğünüz gibi hareket halinde. Af, dedim, atışımı yaptım bunu gören Behçet bastı. T30'u attı. Boş dedi bastı. Hayatının en büyük hatasını yaptı. Sağ sol yapıyorum. Behçet'ten sektiriyorum. Arkadaşım Behçet'i vuruyor. Behçet'i attığımı gören de 277 basıyor. Bana atıyor. Sektiriyor ve ben onu vuruyorum. Anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Bakın. Behçet benim geri alacağım orayı. Orayı bir daha izlemenizi istiyorum. Behçet benim T30'u attığımı görecek. Bakın. Geliyorum. 1 bölü 2 diyelim. Benim burada yarı yarı hızlı yavaşlattım bu arada. T30'u attığımı görüyor. Haritadan bakın. Bak şu anda Behçet harekete geçti. Şu anda Behçet harekete geçti. 277 harekete geçti. Behçet hızlı olduğu için. Geliyor. Bu ne biliyor musun? Oo, adam attı boş. Şarjörü boş. Ağır. Bu ne lan? Diyor tamam mı? Nasıl slalom yapıyorum? Bunlardan çıktı. Vuracağım diyor. Küt bir tane koyuyor. Benim arkadaşım onu garaja yolluyor. 277 de aynı mantıkla Behçet'e attı. Ben de vuracağım. Garajdasınız abi. İşte bu tankın karakteristiğini bilmeyen oyuncuların düştüğü fail durumdu. Bakın aşağı yukarı 30 saniyelik bir sürede ben bir tankı garaja yolladım ve 3 tanka da hasar verdim. Sadece 30 saniyede. Anlatmak istediğim olaylardan biri de bu. Devam edelim. 6.5 saniyede bir ateş ediyorsunuz. 6.5 saniyede bir ateş ediyorsunuz ve 400 vuruyorsunuz. 400 vurmak demek iyi bir değerdir aslında. Biraz daha 440, 450, 490 olsa muazzam bir değer olur ama o zaman tank OP tank olur. Bakın 12 saniyede, 13 saniyede karşı tarafa hasar veriyorsunuz ve topunuzun dağılımı neredeyse hiç değişmiyor. Gözünüzü seveyim ya. Şu nedir abi? Yani reload time 8, bu tabi stokları şey ateş ettikten sonra 7.19 ayım 1.63 yani bunlar muazzam değerler arkadaşlar. Muazzam değerler. Gerçekten hareket ederken bakın hareket ederken taret dönüşünde gövde dönüşündeki değerler ya gerçekten bir orta tankı aratmıyor. Ve bu anlamda karşı taraf maçta da göreceksiniz şimdi maç izleyeceğiz. Ne olduğunu anlayamıyor. Yani bir tane yiyor. Ne oldu lan arkadan biri mi vurdu falan. Dönüyor bakıyor. Bir tane daha geçiriyorsun o arada. Geri kaçıyorsun. Ateş ediyor. Yanındaki adam diyor ki aa ağır tank ateş etti. Ben o ateş etmeden gideyim ateş edeyim diyor. O da yiyor. Yani DPM canavarı diyoruz ya bir Leopard'a ve STB'ye. İşte bu tank öyle bir tank. Seviye 10'un İngilizlerin büyük ölçüdeki Leopard'ı diyebilirim. Evet. Lafı çok fazla uzatmıyorum ve maça geçiyoruz. Bakalım maçta neler oldu. Evet haritamız Siege Threat attı. Öyle okunuyor sanırım. X4'te başlattım. Hızlı hızlı geçelim diye. Ağır tankların olduğu yere gittim. Standart haritamın güçlü olduğunu biliyorum. Ön alttan yandığımı biliyorum. Bakın. Hasarımı atacağım şimdi. Sektirdim. Ve arkadaşa 380 hasarımızı bıraktık. Ne kadar hızlı nişan aldığımı, ne kadar çabuk attığımı ve aslında çok da fazla nişan almadan birazcık da üstün kör attığımı gördünüz. Çok fazla burada durmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adamlar çok net pozisyon veremiyor açıkçası. Ve orada iki tank daha var. Ben giriyorum, o çıkıyor, o giriyor, ben çıkıyorum. Rahat pozisyon bulamıyoruz. İç arkaya doğru ilerliyorum. Foş'u gözüme kestirdim. Geçerken Kong'tan bir taneydim. Foş'un altına nişan aldım. Burada birazcık arayıcı, birazcık da benim kolsuzluğum, birazcık tankın olayı derken Foş bakın daha kaçamadan 6.5 saniyede doldurma avantajını kullanıyorum. Tekrar vuracağım aslında poşa fakat hemen sağındaki VZ beni rahatsız ediyor. O yüzden rahat çıkamıyorum. VZ'nin attığını görüyorum. Geri kaçıyorum. Boşluk bulabilir miyim diye bakıyorum. Topu muazzam sürede nişan alıyor. İleri doğru gidiyorum. Sağda Conqueror görüyorum. Conqueror bana ateş ediyor. 433 hasar veriyor. Ben de ona ateş ediyorum. 377 hasar veriyorum. Biraz daha fazla olabilse hasar ortalamamız çok daha alfa hasarımız çok daha iyi olacaktı. Bakın Conqueror'da iki tane bir tane vurmadan ben iki tane geçirdim Conqueror'a ama en fazla bahsettiğim konu neydi? Yakıt depom. Hemen hasar aldı. Hemen hasar aldı abi. Tamir ettim. Tamirimi yaptım. Devam edeceğiz. Burada benim kahvede koyduğumu görüyorsunuz. Red sabah renklerinin biraz daha artması için. Conqueror'un arkasına dönüp nişan aldım. Vurdum. Devam ediyoruz. Arkadaşım onu sardı. Ben artık Conqueror'u bırakıyorum. Ama geçerken de nişan alıyorum. Belki o ateş edemezse ben ateş edeceğim diyorum. Belki mikronluk bir kaçırmayla Conqueror'u
vuramıyoruz burada. Konku vuramıyoruz. İleri doğru nişan alıyorum. Orada bir Centurion görmüştüm. Net değildi. Çok fazla burada beklememe gerek yok diyorum. Ve devam ediyorum. 4 dakika kadar oldu. 3,5 dakika kadar oldu. Karşımda Kobra. Burada muazzam bir hata yaptım. Kobra bana mermi attı. Patlayıcı mermi attı. Ve ciddi bir hasar verdi. Yan zırhımdan ne kadar zayıf olduğunu gördünüz. Ama Kobra'ya bir tane vurdum. Kobra daha dolduracak, doldurmayacak bilmiyorum ama artık beni önden denmesi çok zor. Rahat rahat denemeyecektir. Kobra'nın üstüne gidip Kobra'yı da alıyorum. Ama dediğim gibi Kobra'ya karşı yaptığım hata muazzamdı. Ve orada tankımın, zırhının ön ve yan zırhlarının ne kadar zayıf olduğunu gördünüz. Şanslı bir şekilde Kobra'dan motor ve yakıt deposu hasarı almadım. Centurion'u gördüm, atışımı yaptım. DPM canavarlığımıza devam ediyoruz. Tekrar atışımı yapıyorum. Centurion bana vuruyor. Ben Centurion'a vuruyorum. Birazcık kendimi korumam gerektiğini düşünüyorum. Ön alt zırhımı saklıyorum. Centurion'a atış etmeye devam edeceğim. Doldurdum. Centurion'a atış etti. Sektirdim. Centurion hala orada. Hiç umarsızca duruyor. Ben çoktan kaçmıştım Centurion yerinde olsam. Fakat onun orada durmasını da değerlendiriyoruz. Bakın sadece 4,5 dakika oldu. Ve ben 4200 hasara ulaştım. Ve ciddi bir hata yaptım orada Kobra'ya. Tankımız ciddi bir şekilde DPM canavarı. Hasar kusuyor. Hele ki bu tip seviye 8 maçlarda, seviye 10 ve seviye 8 maçlarda hasarınızı kusuyorsunuz. Burada acele ettim. Biraz daha bekleyebilirdim ya da biraz daha bir pozisyon bulma şansım vardı ona karşı. Ama obje 250'ye karşı. Fakat acele ettiğimden dolayı da tankın zırhında yerinde. İkimiz de birbirimizi kolluyoruz. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Şunu belirteyim. Bu iki maçta da muazzam olaylar olmadı ama bu iki maçta tankın nasıl oynanması gerektiğini, DPM canavarlığını ortaya koyduğu bir maç. E75'i gördüm, nişanımı aldım. E75 beni fark etmedi, şimdi fark etti. Geri kaçıyorum, kaçabilecek miyim? E75 geliyor, bana nişanımı aldı. Ben ona bakıyorum, o bana bakmadı. Nişanımı aldım, vurdum, o bana vurdu. Son anda ikimiz de birbirimize vuruyoruz. O benim garaja yolladı tabii ki, çok az canım vardı. Biraz daha kontrollü çıkabilirdim. İki yaptığım hata var. Bir E5 hatası, bir de Kobra hatası. Ki Kobra'nın patlayıcı yüklemesi gerçekten herhalde içine dolu. Şansım son mermisiydi Kobra'nın. Yoksa Kobra beni orada garaja yollayabilirdi. İkinci maça geçeceğim. Hemen bir bakalım. 5057'de hasar atmışız. 1200 zırhımı sektirmiş. Burada taretten çok fazla sektirdik. 800'de spot hasarı vermişiz. Evet, madenler haritası ikinci savaşımız. Madenler haritasında X2'yle oynatıyorum, buraları geçeceğim. Ağır tankların genelde gittiği yere gidiyorum. Burada taretimi kullanmayı düşünüyorum. Belki fırsatım olursa ufaktan ufaktan vururum diyorum. İyi bir nişan almayı beklemeden ateş ettim burada. Biraz daha bekleseydim bu ödesi delerdim ben. Açısı çok iyiydi ve benim de farkında değildi. Tankımızın ne kadar fırsatçı olduğunu göreceğiz şimdi. IS-3-2'yi altını gördüm. Hasarımı verdim. IS-3-2 ne olduğunu anlayamadı. IS-3-2 ne olduğunu anlayamadı. Arkadan TBP vurdu. Ben yine fırsat deliğinden bakıyorum. Niye burasını? Bakın, burası hareketli bir tank, hızlı bir tank, hızlı nişan alan, çabuk dolduran bir tank için muazzam bir yer. Çünkü çok fazla sizin oradan ateş edebileceğiniz ya da onlara bakabileceğiniz, hızlı nişan alabileceğinizi düşünemez tanklar. Fakat bu tank bunun için seçilmiş bir tank, en iyi tank diyebilirim arkadaşlar. Bakmaya devam ediyorum. Biliyorum oradan çok fazla tank gelecek. Haritayı okuduğumda zaten tankları görebiliyorum. Hemen Projetto geldi. Pardon, Renegade geldi. Özür diliyorum. Projetto nereden çıktı? Renegade'i vurdu şu. Atışımı yaptım. 60 TP. Dikkati solda. Benim umursamıyorlar aslında. Hani beni o bölgede zaten vurabileceklerini göremiyorlar. Ya da pozisyonları iyi değil. Fakat ben onları çok rahat görüyorum. Ve 6,5 saniyede doldurduğum için de takır 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 vuruyorum. Bakın IS-3-2'ye. Neredeyse garaja olacağız IS-3-2'yi. Son bir nişanımı alıyorum ve IS-3-2'ye de vurarak onu garaja yolluyoruz arkadaşlar. Bakın 3 kez ya da 4 kez vurdum, saymadım IS-3-2'yi. Burada takır takır vurduğumuzun bilincinde olmanızı istiyorum. Bu tank alınır mı, alınmaz mı, değer mi, değmez mi, bunları bırakın abi. Burada tankın DPM'ini görün. Burada tankın topun avantajını görün. Oyunda genelde zırhı olan tankları tercih eden insanlar. Zırhı olan tanklar onlar için çok çok cezbedicidir. Fakat buradaki olay tankın topunun muazzam derecede hızlı nişan alması ve isabetli olması. Arkamı dönüyorum. Conqueror'un geldiğini görüyorum. Tabii ki
dezavantajım var. Conqueror bana vuruyor. İlk kez motorum ya da yakıt depom bozulmadı. Ben de Conqueror'a vuruyorum. Devam ediyoruz. Conqueror orada. Açımı alıp hafif side scrap yapmak istiyorum. Çünkü side scrap yapabilecek bir tankı bu. Az çok. Conqueror da aynı şeyi yapıyor. O da side scrap yapıyor. Ufak bir açık bulsam Conqueror'a vuracağım diyorum. Altını görüyorum, yine vuruyorum. Bakın. Yarım mikron saniye bile durmuyorum Conqueror'un üstünde nişangahı. Tutmuyorum yani. Görüyorum, vuruyorum. Hemen manevra kabiliyetimle etrafımda dönüyorum. Yine eski olan yere gideceğim. Yine şu anda aşağı yukarı 4 dakika geçti ve ben 3000 hasara ulaştım bile. Çok hızlı ateş ediyorsunuz. Çok hızlı dolduruyorsunuz. İsabet ettirmeme durumunuz çok az. Evet, iki tank var karşımda. Taretten sektiriyorum. Taretinize güvenin. Taretinize güvenin. Taretiniz muazzam bir taret arkadaşlar. Taretinizi hafife almayın. Onu garaja yolluyor arkadaşlarım. 3165 hasardayız. Artık maç bizim. Bundan sonra ben hasarıma bakıyorum. Sağ tarafa destek vermeyi düşündüm fakat biraz mantıksız geldi bana. Hem 60 TP'yi orada garaja yollamadan sağ tarafa bir hamle yapmak hatalı olacaktı. Zaten arkada da farklı tanklar olduğunu düşündüğüm için 60 TP'yle uğraşmayı daha mantıklı gördüm. 60 TP'yi nişanımı aldım, hasarımı verdim, geri çekildim. Aslında geri çekilmenize bile gerek yok. Daha 60 TP doldurmadı. Tekrar nişanımı aldım ama sektirdim. Burada ben çok büyük bir hata yaptım ve kötü yere nişan aldım. Burada tankta olay yok. Ben de oraya nişan alıp ateş edilmez. Birazcık da panik yaptım açıkçası. Ama bu tankta sakin olduğunuzda, soğukkanlı olduğunuzda muazzam işler çıkarıyorsunuz. İleri doğru basıyorum. T95 yine çok fazla beklemedim. Yani hatta hiç beklemedim. Yine yanlış yere nişan aldım. Ve kötü bir sektirme yaşadık. T95'ten yatan bir TD var. Görüyorum TVP. Ona nişanımı alıyorum. Tekrar hasarımı veriyorum. Her zaman oyunun içindesiniz. Her zaman oyunun içindesiniz. Topunuz her zaman dolu. Tıpkı bir projetto gibi diyebilirim. Çünkü sürekli topu dolduruyor. Ya da IS-3 ağı gibi diyebilirim. Sürekli topu dolduruyorsunuz. T95'e basıyorum. T95'in yanından geçiyorum. Arkalamak istiyorum. Geçerken 403 hasarımı veriyorum. Palette hasar. Arkasına döndüm. Atışımı yapacağım. Arkadaşım vurdu. Ben de vurdum. T95'in artık canını bitirdik. Tek atışlık canı kaldı. T95 bana doğru dönecek. Yine mikron saniyeyle arkadaşım vurdu ve onu garaja yolladı. 4763 hasar. Tankımız DPM canavarı bir tank. Dakika başına hasarı, nişan alması muazzam, muazzam, muazzam. Basıyorum. Burada bir tank kaldı zaten. Emil. Onu görüyorum. Az çok nişan alıp almak arasında atışımı yapıyorum ve onu da garaja yolluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tankımız gerçekten başarılı, kaliteli, kalifiye bir tank.